Herkese merhabalar. Bu hafta kısa bir video olacak. Şöyle bir güncelleme yapacağız. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Amerika'daki uçuş eğitimlerim yavaş da olsa problemsiz, sorunsuz ilerliyordu. Ama bu kez elimde olmayan bir sebepten dolayı uçuşlarım durduruldu. Tahmin edebileceğiniz gibi biz yabancıların Amerika'da uçuş eğitimi alabilmesi için derin bir güvenlik kontrolünden geçmemiz gerekiyor. 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan hükümeti havacılıkla ilgili katı kurallar getirdi, haklı olarak tabii. Eğitim başlangıcından önce TSA'ya başvuruda bulunup parmak izi ve Amerika'da yasal olarak bulunduğumuza dair evraklar vermemiz gerekiyor. Ben bunları tabii 2 sene önce PPL'e başlamadan önce yapmıştım. Bütün evrakları verdim, parmak izi verdim, harç ödemesini yaptım ve 1 ay kadar bir süre sonra sonuçlanmıştı ve eğitime başlayabileceğime dair e-mail almıştım. Benim PPL'i bitirmem 1 yıldan birazcık daha uzun sürmüştü. Birkaç hafta geçmişti 1 yılı ve TSA'den bana e-mail gelmişti. Tekrar bir harç ödemesi yapmam gerektiğini ve harç ödemesi yaptıktan sonra eğitime devam edebileceğime dair e-mail gelmişti ve ben de ödemeyi yaptıktan sonra eğitimlere devam edip PPL'i bitirmiştim. Daha sonra Instrument Rating'e başlarken tekrar bir harç ödemesi yapıp Amerika'da yasal olduğuma dair güncel evrakları tekrardan göndermem gerekti. Bunları da yaptım sorunsuz bir şekilde ve Instrument Rating eğitimlerine o şekilde başlamıştım. Şimdi bazılarınızın bildiği gibi Instrument Rating'in sonuna geldim. Saatlerimi doldurdum. Sadece son rötuşları yapıyoruz. Ve yine Instrument Rating'i bitirmem için neredeyse 1 yıl olmak üzere ve bana TSA'den e-mail gelecek. E-mail'den sonra ödemesini yapıp eğitimlerimi tamamlayabileceğim diye bekliyordum. Bana e-mail geldi. Ve e-mailde maalesef diyor ki bütün uçuş eğitimlerinin durdurulması gerektiği yazıyor ve bu e-mailin bir kopyası da uçuş okuluna gitmiş durumda. Yani şu noktadan sonra uçuş eğitimlerine devam edemem. Benim beklentim TSA'den e-mail gelecek. Ben o e-mailden sonra ödeme yapacağım ve Instrument Rating'i son aşamasına devam edip bitireceğim ve commercial'a geldiğimiz zaman tekrardan evrak teslimi vesaire yapacağım. O şekilde commercial'da tamamlayacağım diye bekliyordum. TSA maalesef bazı kuralları değiştirmiş gibi gözüküyor. Ama tam olarak net olarak hangi kuralları ne şekilde ne kadar değiştirdi bilemiyorum. E-mail'de uçuşlarımın durdurulmasına sebep olarak tekrar bir harç ödemesi yapmam gerektiği ve güncel olan evrakları tekrar göndermem gerektiği yazıyor. Ama şöyle bir problem var. Benim burada yasal olarak kaldığımı kanıtlayan evrakları da diğer gittiğim okuldan almam gerekiyor. Akademik olarak gittiğim okuldan almam gerekiyor. O okuldan da evrak alabilmem için 1 yıllık programlarını doldurmam gerekiyor. Yani 1 yıl boyunca o programa katılmış olmam gerekiyor. 1 yıl sonra yeni bir evrak verebiliyorlar ancak. O da daha dolmadı. Onun dolmasını beklemem gerekiyor şimdi. Eğer onun dolmasını beklersem uçuşlardan soğuyacağım. Ve yaptığım pratikler, bütün bilgilerim yavaş yavaş kaybolmaya başlayacak. Ve tekrardan hazırlanmam gerekecek. Ayrıca TSA'nın ne kadar kural değiştirdiğini bilmiyorum. Yani yeni evrak alıp TSA'ya göndersem bile belki de farklı problemler çıkaracaklar. O problemlerde neler isteyecekler, neler soracaklar onu da bilmiyorum. Yani eğitimler devam edebilecek mi, edemeyecek mi? Şu an tam ortada bir yerde. Ne olacak, ne bitecek ben de bilmiyorum tam olarak. Bu da benim motivasyonumu bir hayli düşürmüş durumda. Şöyle de bir şey var. E-mail'de uçuş eğitimlerine devam edemezsin diyor. Ama uçak kiralayıp kendi kendine uçamazsın demiyor. Orada bir açıklık, bir boşluk var gibi geliyor bana ama bir emin olmam lazım. Biraz daha detaylı araştırmam lazım. Eğer öyle olursa en azından uçak kiralayıp kendim uçabilirim. Elim soğumaz, bilgilerim körelmez diye umut ediyorum, düşünüyorum. En azından oradan bir açık kapı olursa güzel olur diye düşünüyorum. Öyle bir şey de olmazsa maalesef okuldan evrak almayı bekleyeceğim. Ya da gidip okulu biraz sıkıştıracağım evrak vermeleri için. Eğer öyle bir şey yapabilirsem eğitim sürecine devam edebilirim ve Instrument Rating'i en azından bitirebilirim diye umut ediyorum. Bütün kapıların tamamen kapanacağını ben düşünmüyorum. Öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Ama böyle aksaklıklar insanın motivasyonunu kırıyor. Benim şu anda oturup ders çalışmam gerekiyor. Ama şimdi kitabı açasım bile yok. Yani hiçbir şey yapasım yok. Uçuşlarla ilgili hiç ders çalışmak bile içimden gelmiyor. O yüzden motivasyonum biraz düşmüş durumda. Herhangi yeni bir problem çıkmasa bile en iyi ihtimalle uçuş eğitimlerine devam etmem biraz daha uzun sürmüş olacak. Bunun da biraz pozitif tarafından bakmaya çalışıyorum. Çünkü havalar şimdi çok bozuk, kar yağıyor, devamlı bir fırtına var vesaire. O yüzden zaten uçamıyorum bugünlerde. Olayın bu tarafından bakmaya çalışıyorum ben de. Önümüzdeki haftadan itibaren gidip okulu biraz sıkıştıracağım. Bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde bir güncelleme yayınlarım. O videonun da linkini ya köşeye ya da aşağıya açıklamalar kısmına
bırakırım. Şans dileyin dostlar. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.